At mesh circle, yani çember ekliyoruz. Bu çember normalde 32 noktadan oluşuyor. Biz bunu 10'a çeviriyoruz. Diyelim bu parametre penceresini kaybettik. Tekrar edit last operation, adjust last operation ile bu pencereyi tekrar getirebiliriz. Ama Maya'daki gibi sonradan işlem yapamıyoruz. Yani sonradan parametreleri değiştiremiyoruz veya ZBrush'ta olduğu gibi. Dolayısıyla son yaptığımız işlemin parametreleri neyse o gelir. Adjust last operation'da. Neyse bunu seçtik. Last operation'da noktaların 10 olduğuna emin oluyoruz. Daha sonra bir tuşuna basıp edit vertex moduna geçiyoruz. Daha sonra shift tuşuyla birer nokta atlayarak noktaları seçip R yani scale moduna geçiyoruz. Sonra bunu ölçeklendiriyoruz bu tarafa veya bu tarafa. Kademeli yapmak istiyorsak kontrol tuşuna basarız. Daha sonra kontrol A ile bütün noktaları seçiyoruz. Veya fark etmez 2 ile kontrol A bütün noktaları seçiyoruz. Noktaları face, fill yani buraları dolduruyoruz. Sonra 2 ile kenar noktalara geliyoruz. Shift ile şu ikisini seçip delete tuşuna basıyoruz. Veya backspace, limited dissolve deyip bu iki gereksiz kenarı sildik. Yüzey modundayız. 3'e basarak yüzey seçim moduna geçtik. Ctrl A ile hepsini seçtik ve sağ tık Extrude Face Normals. Yalnız doğru mu yanlış mı yaptığımızı, yani yüzeylerin ters mi doğru mu normallerde olduğunu görmek için bu işlemden önce yukarıdan göstergeler bölümünden şeyi seçmemiz lazım. Face Orientation. Mesela burası yanlış yüzey, yani görünmeyen yüzey. Burası doğru yüzey. Kontrol A ile hepsini seçtik. Bakın bura ters, burası düz. Sonra sağ tık Extrude Face Along Normals dedik. Böyle yaparsak yanlış olur. Doğrusu bu. Kırmızı görünmemesi lazım. Şimdi bunu böyle yaptık. Başka bir tane daha. Örnek olsun diye 4 moduna geçiyoruz. Yani object modu. Daha sonra add mesh. Yine bir circle ekliyoruz. Ve buradan fill type'ı triangle font diyoruz. Şuradan göstergelerden wireframe açarsak daha iyi görünür. Böylece fill dememize de gerek kalmayacak. Bu da başka bir yöntem. Yine bir moduna geçiyoruz. Vertex seçim modu. Birer nokta atlayarak shift tuşuyla seçiyoruz. R tuşu. Evet. Bundan fark ne? Sadece fill demedik. Sonra Ctrl A sağ tık extrude pardon 3 moduna geçiyoruz. Yani ve yüzey seçim Ctrl A Extrude Face diyoruz. Şöyle yapmıyoruz ama şöyle. Şimdi şu yüzeyleri bir seçelim. Burayı da neyle? Shift tuşuyla ve buraları, yani şurayı değil, burayı çıkarıyoruz. Neyle? Kontrol tuşuyla. Şunu da seçiyoruz. Kontrol tuşuyla çıkarıyoruz. Şimdi bu yüzeyleri siliyoruz. Backspace ya da Delete. Normal face diyerek yani şu yüzeyi de seçmişiz yanlışlıkla. Kontrol ile burayı çıkarıyoruz. Backspace faces diyerek bu yüzeyleri de silmiş oluruz. Sonra 4 moduna geçiyoruz. Geçmesek de olur belki. Modifier bölümüne geliyoruz. Şu İngiliz anahtarı bölmesine. Add ne diyoruz? Solidify. Ve buradan thickness'ı artırıyoruz. Şuradan even thickness dersek bütün kenarlar eşit boyutta olur.
Evet. Şimdi mesela şuna şey ekleyelim. Subdivision Surface ve bunun levellerini arttıralım. Optimal Display'i de kaldıralım. Bir de sağ tık Shade Smooth Operation ya da Shade Auto Smooth. Şu vertexleri kaldırırsak daha iyi görürüz. Yalnız bu modifier'ın son halini görmemek için şuradaki düğmeye tıklıyoruz. Display modifier kapatıyoruz bir. Sonra yüzey seçim moduna geliyoruz. 3'le 3 3 3. Evet. Şu ikisini seçtik. Sağ tık poke faces diyoruz. Sonra 1'e gelip bu noktaları seçiyoruz. Bu ikisini tekrar sağ tık extrude demiyoruz daha. Buradan şey diyeceğiz. Vertex, bevel vertices diyoruz. Bir şey gelmedi ama tıkladıktan sonra gelen parametrede width seçeneğini şuradan değiştiriyoruz. Güç moduna gelip tekrar bu yüzeyleri seçiyoruz. Şunu, şunu ve şunu. Daha sonra tekrar poke faces diyoruz. Poke'un çok İngilizce'de bir anlamı yok yani. Dürtme gibi bir şey ama adını öyle koymuşlar. Şimdi tekrar bir moduna gelip şu iki noktayı seçiyoruz. Bu arada modifier'ı tekrar görünür hale getirelim. Sonra R tuşuyla bunu ölçeklendireceğiz. Şöyle bakın. Şimdi tekrar modifier'ı kapatıyoruz görüntüsünü. İki moduna geçiyoruz. Şu kenarları komple seçiyoruz arkadaşlar. Hatta hepsini seçelim Ctrl A ile. Ve şuraları çıkaralım. Şura, şura. Şura, şura, şura. Şura, şura, şura. Bura ve bura. Şuraları da. Neyle? Kontrol tuşuyla çıkarıyoruz. Bir bir. Sonra modifier'ı tekrar görünür hale getiriyoruz ve sağ tıklayıp ne diyoruz? Edge crease yani kenar keskinleştirme. Bakın şöyle. Şuradan gelen parametrelerden de değiştirebiliyorsunuz. Bütün işlem bittikten sonra 4 tuşuna basıp bunu fırınlayacağız. Seçtik. Şuradan apply diyerek şeklimizi modifier'ı fırınlamış olduk. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi yapacağımız şey şuradan bir kenar açıyoruz. Render motoru bir IVA'da deneyelim. IVA'yı açtık. Buradan bloom seçeneğini işaretliyoruz. Şu yukarıdan da viewport shading işaretliyoruz. Ki render'ın son halini görelim. Ama hangi motorda? IVA motorunda. Bloom sadece IVA motorunda var. Ama cycle'da yok. Bir tane materyal atayalım. Birinci circle'a. Hatta ikincisini de seçelim. Mesela şunu da hazır var olandan seçelim. Az evvel oluşturduğumuzdan. Mesela buna bir şöyle renk verirsek. Birazdan bu renk gidecek. Çünkü çok önemli değil. Çünkü bunu parlak hale getireceğiz. Şöyle aşağı doğru geldiğimizde emission yani yayılma ışık özelliğini artırıyoruz şöyle. Bir de strength yani ışık yayılımının değerini artırıyoruz.
Veya bunun yerine ne yaparız? Şu parametrenin hiçbirine ihtiyacımız yoksa surface yani materyal tipini buradan şey seçeriz. Emission. Böylece diğer bütün parametreler gider. Sadece bakın burada ne kalıyor? Emisyon değeri kalıyor. Yani bunu bir ışık gibi kullanacaksanız. Ama ve lakin IVA'da böyle ama Cycles'ta böyle bir durum söz konusu değil. Yani Bloom gibi bir özelliği yok Cycles'ın. Bunun yerine bizim yapacağımız şey şurayı alt'la şöyle sürüklüyorduk hatırlıyorsanız. Buradan kompozitöre geliyoruz. Use Node diyoruz. Var olan düğümleri görmek için Tab tuşuna basıp buradan Glare yani Glare Cycles'taki Glare IVA'daki Bloom'a eşdeğer gibi bir şey. Şimdi bu Glare'i alıp şu araya sürükleyip atıyoruz. Bir de render'ın son halini görmek için bir Weaver düğümü ekliyoruz. Weaver. Glare son görüntü olduğu için bunu Weaver'a aktarıyoruz. Ama bir şeyimiz yok. Backdrop diyelim şuraya. Sonra da View'dan Fit diyelim ama şey yok. Render görüntümüz henüz yok. Ne yapacağız? Control Enter'la bir kere bir render alalım. Bu arada şu streak'i şey yapalım. Fog Glow. Move deyip şeyi aşağı çekelim. Weaver görüntüsünü. Bir de bunun render kamerası perspektif. Peki perspektif nasıl hareket ettirebiliriz? Şu sağ taraftan küçük pencereye tıklayıp buradan view'a geliyoruz ve lock to camera view diyoruz. Böylece render görüntüsünde şöyle istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Tekrar render alıyoruz. Control Enter. Ama klavyenin sol tarafındaki. Tekrar bekliyoruz. Işık geldi. Bakın burası da güncellenmiş oldu. Şu mesela farklı bir renk seçelim. Tekrar render almamız gerekecek. Control Enter.